Hepinize merhaba arkadaşlarım benim. Arkadaşlarım sizleri ben çok özledim ya. Hakikaten şu videoyu çekmeyi gerçekten çok özledim için ben ya. Arkadaşlar GTA 5'te 1080 Ti testi yapacağız. Yani daha doğrusu şöyle yapacağız. 1080 Ti'de GTA 5 olmadı lan. GTA 5'te olmadı. GTA 5'e açıp evet bütün ayarları fullleyeceğiz. Ve 1080 Ti ekran kartında kaç FPS alacağımıza bakacağız. Render Scale hariç. Çünkü o bayağı bir saçma sapan bir şey eklenti gibi bir şey olmuş. Yani ekstrem bir şey yaparsak işimize yarayacak şeylerden, metotlardan bir tanesi, onu yapmayacağız o yüzden. Şimdi arkadaşlar evet çok konuşmuyoruz, hemen oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar şimdi burada Asyalı bir ablamız, Güney Afrikalı da olabilir tam emin değilim ama işte bir yerli. Bu Fatma. Fatma abla gözlere bak, yemin ediyorum. O göz, bir tane gözün çekmiş abla, gözün çekmiş abla ya. Ablacım o göz nasıl bir göz maşallah, tövbe estağfurullah ya. Git ameliyat ol, gözünü küçült ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar zaten ben ayarları yapmıştım. Şu anda 72 FPS alıyoruz. Ama ayarların bir üstünden geçelim diyorum. Üstünden böyle bir atlayalım diyorum. Şimdi GTA 1080 Ti anasını satayım. Baksana şuna. Ne kadar güzel. Akışkan akışkan. Maşallah maşallah. Şimdi escape'e bastık. Bildiğiniz gibi game'e geliyoruz. Game'de. Ne game'i lan? Setting'e geliyoruz. Setting'de display'e geliyor. Brightness, Sephiroth'un size. Zaten bunlar oyunun şey ayarları değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyunun ekran kartını zorlayacak olan ayarları değil. Bu tamamıyla oyunun iç görsel, işte display, yakınlaştırma, uzaklaştırma, renkleri açma kapatma gibi tarzda ayarlar. Biz grafik bölümüne geleceğiz. Grafik bölümünde zaten bildiğiniz gibi bakın bu 3784 MB yazıyor ya. Aslında biz bunu 11 GB'a kadar doldurabilirmişiz anlamına geliyor. Baya boşluk varmış ekran kartı RAM'imize maşallah. Kamyon gibi ekran kartı ya. Şimdi DirectX versiyonu zaten 11. Bakayım daha yükseliyor mu? Yok. 11. Tamam 11'de kalacak. Screen type'lar vesaire 144 Hz monitör, tamam bunlar da okey. Bu MSEE'yi bir açalım biz. Ama ben bunu açmazsam, ben bunu 4x yapıp şunu yükseltirsem, daha doğrusu bunu açarsam daha güzel oluyor. Zaten vertical senkronizasyon 144 Hz olduğu için 144 FPS evet görüyoruz. Yani oraya kadar çıkabiliyor. Bunların hepsi very high'da. Ultra 8x bu 16'ya falan çıkıyor mu? Yok, burada kalacak. Tamam. Motion Blur Strength, bu Motion Blur'u belki biliyorsunuzdur, bilmeyenleriniz için söylüyorum. Hani bu böyle bulanıklaşmanın şeyi falan var ya, böyle gidiyorsunuz arabayla sağınız solunuz böyle bulanıklaşıyor. O benim hiç hoşuma gitmiyor. Görüş açımı falan kapatıyor. Bu da Motion Blur Strength, yani bunun sertliğinden bahsediyor. Hani ne kadar fazla gelsin, yoğunlaşsın vesaire. Ben bunu hiç sevmediğim için Motion Blur'u kapatıyorum. Zaten bunu açtığım zaman FPS her türlü yükseliyor. Çünkü etraftaki çevresel detayları yumuşatıyor. Yani doğru düzgün seçemiyorsunuz bile. Bu yüzden de FPS'yi yükseltiyor. Her neyse. Ambiance Occlusion, bunlar high'da. Tamam bunların hepsi okey. Advanced Graph... Lan bir dakika dur lan. Dur inşallah gitmemiştir. Ya abicim ya. Abicim ya. Bir dakika dur. Heh tamam. Şimdi. En sonunda RAM benchmark test yapacağız. Onu da bak. Onu da görmek istiyorum. Bunların hepsi tamam. Bunlar tamam. Advanced Graphic'e giriyorum. Advanced Graphic'te Long Shadow hepsi açık. Restore Default. Render Scale nerede lan? Render Scale olacaktı bir tane. Ben o şeye uyuz oluyorum. Galiba şu. Evet evet. Frame Scaling Mode. Yani... Görüntünün üzerine bir daha görüntü, görüntünün üzerine bir daha görüntü, görüntünün üzerine bir daha görüntü ekleyerek sizi şey yapmaya çalışıyor. Yani inanılmaz serbest bir oyun oynatmaya çalışıyor ama GTA bunu tam anlamıyla becerebilmiş mi? Bence becerememiş. Keşke bu seçeneği buradan kaldırsalarmış diyorum. Şimdi her şey açık arkadaşlar, tamam mı? Her şey açık. Öncelikle bir run benchmark test mi yapsak? Öncelikle bir şey görelim, oyunumuzu görelim. Bakın zaten şu anda 72 FPS alıyoruz. Bir saniye, bizim buradan... Veil Options'dan Menu Customs'a giriyoruz. Menu... Girsene lan! Basana kardeşim. Veil... Menu... Veil Spawner, pardon. Her neyse. Burada favoritlerden bir tane alalım. Mesela ne alalım? Kafama göre. 3, 2, 1... Bas! Bisiklet geldi lan. Yok ben bu sayılmaz. Yok bu sayılmaz. Bir dakika. Başka bir tane. 1, 2... 1, 2, 3... Olmadı. O zaman... Tekrar yapıyoruz. 1... 2, 3. Bakayım. Bir dakika. Bu neymiş? Porsche benziyor ama. Bir zıpla bakayım şunun üstünden. Arabanın içinden çıktın ablacığım. Evet Porsche'muş bu. Atla şimdi Porsche'una. Bir Porsche'muzla birlikte şey yapacağız. Doğa gezisi yapacağız. Ve evet bu da kapalı. Şimdi arkadaşlar. Araba tanıtımı falan yapıyoruz bu videoda. Bu videoda GTX 1080 Ti'nin maksimum kaç FPS alabileceğini vesaire bunları göreceğiz. Oğlum bu araba uçuyor ya. Uçuyor ya. Şimdi... Şu anda 60 ile 72 seviyelerinde dolaşıyor. Gökyüzüne bakarsak 80'e kadar çıkıyor. Lan dur lan dur. Dur oğlum ne kadar hızlı abi bu araba. Heh şuralardan falan git.
Abi bütün Antalya her şey açık ya. Shadow'lar, zartlar, zurtlar. Abicim ya daha yeni almıştım ben o arabayı ya. Yeni almıştım ya. Şimdi şuradan da şöyle bir dönelim güzelce. 70 FPS ile de. Abi bu araba çok hızlı be. Bagajı falan açıldı arabanın. Ben gideyim şuradan. Değiş tokuş yapayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Oha, oha. Abicim bu nasıl bir arabaymış lan? Ben bu arabayla daha önce oynadım. Bu kadar hızlı değildi bu. Ah, araba otoparkı. Şimdi burada şanslı bir sürücüye araba hediye edeceğim. Bakın şimdi mesela. Evet, şu benim Porsche'umu vereceğim. Bu arkadaki üstü açık arabayı alacağım. Tamam, bu kadar. İn ablacığım arabadan. Fatma abla sen hep böyle yapıyorsun ya. İn, bin arabaya bin. Tabii kırmızı çizgili araba ya, işte o yüzden böyle beğeniyor. Neyse, bindik şimdi arabaya arkadaşlar. Şimdi bir dakika, bir dakika. Evet, bunu da kapattık. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Hala 72 FPS. 72 FPS'nin üzerine çok az görebiliyorum. Yani oyunun her şeyi full açık, bunu hissedebiliyorum. 55'e 57'ye kadar düştü. İnşallah bu FPS oranını siz de görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve şu anda gündüz. Gündüz olmasına rağmen bütün efektleri tek full full açmamıza rağmen FPS oranı gayet iyi ve yeterli. Aslında bazı şeylere gerek yok ama ben ekstradan açtım. Açmasak da olurdu. Şimdi arkadaşlar 65 FPS, 60 FPS sahile doğru gideceğim. Sonra şeylere doğru gideceğim. Bir göreceğiz bakalım bu kartımız bizim kaç FPS alıyor diye. 70 FPS gayet güzel. Yani fena değil. Bakayım. Bakayım. Bunda yavaşlatma yok. Michael değiştirdik ya tabi. Michael diyorum ya. Franklin değiştirdik ya, o yüzden. 66 FPS. Gene 72'ye çıktık. 72 sabitlendi gene. Bakalım. Bir de Windows'ta da alakalı olarak FPS düşüşü yaşıyorum arkadaşlar bazen. Ona rağmen 72 FPS gayet iyi bir rakam. Muhtemelen daha yükseği de alınabiliyordur. Ekran kartın ne abi diye soracak olanlar için söylüyorum. Ekran kartımız Gigabyte Aorus 11 GB GTX 1080 Ti. Bu ekran kartını kullanıyorum. Sizlere yeni yeni oyunları daha güzel grafiklerle takılmadan, etmeden tam böyle tadına vararak gösterebilmek için ve kendim de oynayabilmek için bu ekran kartını satın almış bulunmaktayım. Bu ekran kartını alırken emeği geçen bütün arkadaşlarıma buradan tek tek teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi şaka bir yana gerçekten de oyunun şeyleri falan çok iyi. Hani nedir onun ismi? Grafikleri falan zaten çok iyi. Ve buna rağmen 72 FPS. Şimdi şey diyecek olanlar vardır. Abi ben zaten full ayarlara gidiyorum. 72 FPS alıyorum. Sen 1080 Ti'de daha düşük alıyorsun diyecek olanlar vardır. Bak 90'a çıktık mesela. Şimdi onlar için hemen buradan şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de arkadaşlar Full HD 1920-1080'e getirdiğiniz zaman oyunu full açmış olmuyorsunuz. Bunu baştan belirtelim. Bunun içerisinde Anti-Aliasing'i, Anisotropik'i, FTX-AA denilen kenar yumuşatma özellikleri. Bunlar var. Yani tamamıyla detaylara, özellikle shader'lara. Yani ne yapıyorsun dayıcım? Su mu içiyorsun lan denizden? Bak Fatma ablanız geldi. Sen ne yapıyorsun? Sıçıyor mu lan orada? Ne yapıyorsun dayı? Allah Allah. Ne aradın lan orada? Bak kadından dayak yemedin ama. Uyuz oldum sana. Ne var lan orada? Ne var orada? Hop. Kadına mı vuracaksın lan? Kadına mı vuracaksın? Bak bak. Aa. Kalk kalk ayağa kalk ayağa. Aya seni var ya boğarım lan burada. Dikkat. Kadına vuruyorlar. Kadına vuruyor. Kaçıyor kaçıyor. Tamam. Şimdi. Bak. Uslanmadı bu arkadaş ya. Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git. Yürü. Aa ölmüyor lan. Ölmüyor diyorum. Düşmüyor. Tamam. Kendin kaşındın. Kendin kaşındın. Bezbol sopasıyla döverim. Ne oldu? He? Yok bir şey yok. Bir dakika. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen neye bakıyorsun lan orada? Sen neye bakıyorsun lan orada? Beynini patlatırım senin ha. Gidin adam gibi iş yapın. Bize bakmayın lan. Ayı mı oynatıyoruz burada? Geç şuradan. Heh. Şimdi arkadaşlar dediğim olayı az önce de söylemiştim zaten. Şunu altından bir geçebiliyor muyuz diyecektim de. Bir dakika lan. Dur bakayım. Evet geçebiliyormuşuz. Aynen geçebiliyormuşuz. Denizin içinde kaç FPS olduğunu görün. Oo deniz anaları mı var lan? Aa. Bak ben bu kadar detay görememiştim he. İşte full açtığınız zaman arkadaşlar bu detayları da görebiliyoruz. Bunu da buradan söyleyelim. Şimdi denize doğru bir gidelim. Yani uzaklaşalım bakalım ne oluyor. Kaç FPS oluyor onları da bir görelim. Şimdi evet bu da kapalı. Evet güzel. 90 FPS, 100 FPS'nin üzerine çıktık şu anda. 120 FPS çünkü niye? Etrafta her şey bomboş. 144 FPS zaten bundan üstte çıkmaz. Çünkü vertical ve yani VSNC'yi kapalı konuma getirdim. Bu yüzden çıkmaz diyorum. Onu kapatırsam mesela yapalım hemen. Siz de bunu görün. Şöyle bir üstte miydi? Bakayım. Evet buradaydı. Burada VSNC var ya arkadaşlar. Şunu şöyle kapattığınız zaman apply change diyorum. Mesela. Şimdi görelim. Bak neyse bu kadar yeter.
Yeter mi lan? Test bitti mi? Bakayım. Evet bitmiş. Michael'ın evinden çıktık zaten. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye demeden önce. Ne yapıyorum? Sizleri çok seviyorum tabii ki de. Kendinize iyi bakın. Bye bye.